Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tahinli cevizli yumuşacık bir kek tarifim var. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Tarife geçmeden önce tam bir çay yanı keki. Umarım sizler de beğenirsiniz. İyi seyirler. Karıştırma kabının içerisine 3 tane oda sısındaki yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ve köpük köpük olana dek çırpmaya başlıyorum. Şekeri ve yumurtayı köpük köpük olana dek çırptım. Rengi iyice açıldı. Mutlaka yumuşacık kek yapmak istiyorsanız yumurta ve şekeri en az 5 dakika çırpmanız gerekiyor. Ve tüm malzemelerin oda sısında olması gerekiyor. Instagram sayfamdan çok fazla soru alıyorum. Kekim kabarmıyor, yumuşacık keklerim olmuyor. Bu püf noktalarına uyduğunuz takdirde çok güzel, yumuşacık, puf puf kabaran kekleriniz olacaktır. Şimdi yine oda sısındaki 1 su bardağı sütü ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve tekrar çok az çırpıyorum. Azar azar unu ilave etmeye başlıyorum. Öncelikle 1 su bardağı un ilave edeceğim. Belki un takviyesi yapabilirim, belki yapmayabilirim. Tamamen kekin kıvamına bakacağım. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ilavesi yapıyorum. Ve tekrar sadece un karışana kadar çırpıyorum. Çok fazla çırpmıyorum. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Bakın kekin kıvamı bu şekilde. Son olarak kek harcımın içerisine 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz ve 1 çay bardağı tahin ekliyorum. Tekrar çok az robottan geçiriyorum. Kalıbımı tereyağı ile iyice yağladım. Herhangi bir kek kalıbı kullanabilirsiniz. Ben bu tarifimde turta kalıbı kullanacağım. Şimdi tereyağı ile yağladığım kalıbıma susam döküyorum. Elimle tüm susamı kalıbıma yayıyorum. Her yerine gelecek şekilde. Zaten tereyağlı olduğu için susamlar yapışacaktır. Susamı kalıbın her tarafına eşit şekilde yaydım ve şimdi kek harcımı kalıba döküyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekimi pişirmeye gönderiyorum. Kekim pişti. Hemen şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Yaklaşık 25 dakikada pişirdim ama fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. 15-20 dakikadan sonra kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kekimi şimdi bir servis tabağına ters çeviriyorum. Şöyle hafifçe vuruyorum ki kolayca çıksın. Hemen dilimleyip iç kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Yumuşacık harika bir kek oldu. Bakın nasıl güzel kabardı. Hem tahinle, hem cevizle, hem susamla lezzetlendirilmiş. Çok güzel puf puf kabaran bir kek oldu. Kıvamına da bakalım hep birlikte. Nasıl yumuşacık bir kek olduğunu görüyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte tahinli cevizli kek hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup zil butonuna basarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.